Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yapmış olduğumuz araç 2006 model A4. Takmış olduğumuz cihaz Navix marka. 2 GB RAM, 16 GB depolama alanına sahip multimedya. Arkadaşlar, ilk önce size biraz montaj kısmından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu aracın orijinalinde ince bir teyp var. Klima kontrol ünitemiz de yukarıda. Burada da ceplik mevcut. Şu anki klima menüsünün olduğu yerde. Bu aracı işlem yapılırken teyp söküldükten sonra klima peteğimiz aşağı kaydırılıyor. Yan kısımlarından ince törpüleme işlemiyle, ama bakın dikkat ettiyseniz boşluk yok. Ve bu şekilde teyp ön panele oturtuluyor. Ve aracımıza birebir uyumlu oluyor arkadaşlar. Aracımızda direksiyon kumandası olsaydı aktif bir şekilde çalışacaktı, ama şu an araçta direksiyon kumandası olmadığından dolayı çalışmıyor tabi. Dilerseniz size cihazın biraz kısaca kullanımından bahsedeyim. Cihazımız yeni menüye sahip. Cihazımızda iki tip navigasyon var. İnternetli ve internetsiz navigasyon. Şu an açmış olduğumuz navigasyon internetli olan Yandex. Aynı zamanda çevrim dışı haritaları da indirilerek offline bir şekilde de kullanılabiliyor. Telefondaki aynı sistem. O yüzden geçiyorum arkadaşlar. İlk önce size internetsiz navigasyonu göstereyim. Öyle kullanıma devam edelim. Navigasyona girdikten sonra sağ alt köşeye basıp yeni rota deyip adres kısmına gideceğimiz yerin adresini yazdıktan sonra cihaz bizi görüntülü ve sesli olarak yönlendiriyor. Çıkış yapmak için sağ alt köşeye basıp ekranın en altından çıkış kısmından çıkış yapıyoruz. Müzik menümüz bu MP3'lerimizin olduğu kısım. Bu şekilde listemiz sol tarafa çıkıyor. Buradan bu şekilde seçim yapabiliyoruz. İleri geri parça atlatabiliyoruz. Sardırma işlemi yapabiliyoruz. Cihaz 2 GB RAM'li olduğundan dolayı bakın bir saniye bile beklemiyor. Direkt geçiyor ve devam ediyor şarkımız. Radyomuz var arkadaşlar. Radyomuz için hızlı kanal geçişleri için yukarıdaki kırmızı çizgiyi sürüklememiz yeterli. Onun haricinde ileri geri frekans atlatabiliriz. Kaydetmek için kaydedeceğimiz yerin üstüne gelip 1-2 saniye basılı tutmamız yeterli arkadaşlar. Video kısmımız da var arkadaşlar. Bu cihaz aynı zamanda MP4 formatındaki videoları da oynatıyor. Bu şekilde sardırma işlemi yapabiliriz. İleri geri parça atlatabiliriz. Onun haricinde ekranı küçültebiliriz ve listemiz yine bu şekilde burada çıkıyor. Buradan seçim yaptıktan sonra büyütme kısmına bastığımızda ekranımızı komple kaplıyor video arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Cihazımızda Bluetooth özelliği de mevcut. Eşleşmiş olduğumuz cihazın içinde dinlemiş olduğumuz veya izlemiş olduğumuz videoların sesini araca aktarmak için Bluetooth müzik kısmına girmemiz yeterli. Ekstra olarak rehber paylaşımı da yapabiliriz arkadaşlar bu cihazda. Arayan kişiler rehberimizde kayıt ismiyle gözükür. Buradan da çıkalım. Onun haricinde internet bağlantımız var arkadaşlar bu cihazda. İnternet bağlantısı için ayarlar kısmına giriyoruz. Ağ ve internetten. Kablosuz ağlara girdikten sonra cihazımız Wi-Fi araması gerçekleştiriyor. Bulmuş olduğumuz Wi-Fi'ye tıklayarak, bir kere tıklayarak şifremizi yazıp bağlan dedikten sonra internet bağlantımız gerçekleşiyor. İnternet bağlantımız varken kullanabileceğimiz uygulamalardan bahsedeyim size biraz. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Onun haricinde Play Store'dan uygulama indirebiliyoruz. TV özelliğiyle internet üzerinden 200'e yakın kanal izleyebiliyoruz. YouTube'umuz mevcut. Yandex navigasyon, Spotify kullanabiliriz. Ekstra olarak arkadaşlar bir de biz bu aracımıza geri görüş kamerası montajı sağladık. Vitesimizi R konumuna aldıktan sonra cihazımız geri görüş kamerasına geçiyor ve geriden çıktığımız zaman cihaz kaldığı yerden devam ediyor. Onun haricinde bakayım başka. Mesela tuş ışık renklerimiz de değişiyor solda. Şu an aydınlık olduğu için göremiyorsunuz siz. Onun haricinde bakalım başka bir şey var mı? Arkadaşlar kısacası cihazımızın kullanımı bu şekilde. Siz de aracınızda böyle bir multimedya keyfi sürmek isterseniz bizimle iletişime geçin. Aynı zamanda www.emregarage.com.tr adresinden ürünlerimizi inceleyebilir ve online olarak alışveriş yapabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.